Herkese merhaba, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizinle yine bir challenge videosu yapıyoruz. Bugün de bakalım bir tığ işi kazağı kaç günde bitirebiliyorum, bunu göreceğiz. Eğer sonuç hoşuma giderse yine tarifini hırkada olduğu gibi sizinle paylaşıyor olacağım. Tarifini de not alacağım. Onu hırkaya başlamadan önce şunları göstermek istiyorum size. Bakın şöyle bir şey buldum ben dolapta. Yani Trendyol'da böyle dolap uygulaması paylaşıyorum ya sizinle. Oradan buldum şöyle renkli ipler. Bunlar çok eski ip, yeni üretilen bir ip olmadığı için Nako'nun böyle bir ipi varmış zamanında. Kaç senesi Allah bilir. Hiç görmediğim bir ip çünkü. Yani son zamanlarda olsa mutlaka gözüme takılırdı. Ama rengi müthiş değil mi? Şuna bakar mısınız? Şu. Bundan acil kendime hırka yapmam gerekiyor. Ve bunu kış yap, kış bitmeden. Zaten Antalya'da hemen yaz geliyor. Mesela atıyorum Afyon'da, Eskişehir'de. Oraları bildiğim için söylüyorum. Böyle Mart, hatta Nisan, hatta bazen Mayıs bile hala soğuk oluyor. Ama Antalya öyle değil. Yine de ben bununla böyle güzel kapşonlu, uzun, montumsu bir hırka yapmayı çok istiyorum. Onu yetiştireceğim. Bu videoda şu 3 iple tığ işi kazak yapmayı deneyeceğim. Şerefsizim, benim aklıma gelmişti. Gerçek. Bunlar koton ip değil. Dedim ki koton iple örmeyin. Bunlarla deneyeyim. Bunlar da ince kazaklık ip çünkü. Bu 3 renkli deneyim. Böyle sırayla böyle bir şey. İhraç fazlası ipler. Bunları Yavuzlar İplik Antalya'dan almıştım. Şöyle etiketi var. Snowball yazıyor. Kar topunun ihraç fazlası galiba bunlar. Şöyle bir sürü rengi vardı. Ben bu üçün yakışacağını düşündüm. Bunları seçtim. Bunlarla bir kazak yapmayı deneyeceğim. Hırka mı kazak mı, arada kaldım aslında ama hırka da olabilir. Şu an karar vermek. Buna videonun ilerleyen saatlerinde beraber karar veririz. Tığlarımı mesela buraya koydum. Şimdi kremlerim falan da burada bu arada. Şu krem PR gönderisi olarak 14 Şubat'ta PR gönderisi olarak geldi. Selenes markasının. Daha önce yılbaşı için PR gönderisinde de yüz yıkama jeliyle yüz kremi göndermişlerdi. Onları kullanıyorum. Gerçekten çok memnun kaldım. Kurutmadan temizliyor, bunu söyleyeyim. Yani eğer böyle bir yüz yıkama jeli arıyorsanız Selenes'e de bakabilirsiniz. Çünkü fiyatları da uygun. Ben şu ana kadar Selenes'in gönderdiği ve memnun kalmadığım bir şey olmadı açıkçası. El kremine takıntılı olduğumu beni zaten takip edenler biliyor. Her videoda beni mutlaka krem sürerken görmüşsünüzdür. Bakın şunu da bitirdim zaten. Bakın şöyle görebilirsiniz, bitirdim. Bu Bionex'te yılbaşında PR gönderisi olarak gelmişti. Bu daha biraz yoğun kıvamlı bir krem. Yani kesinlikle ikisini de çok seviyorum. Şu daha böyle yoğun bakım yapıyor. Bütün gün elinizden geçmiyor. Ama bu yazın da kullanabilirsiniz. Bu yaza biraz ağır kalır bence diye düşünüyorum. Ama eliniz çok kuruysa yine kalmaz ama şey gibi düşünmeyin ama Neutrogena'nın yoğun bakım kremleri var. Böyle vazelin gibi değil yani. Ben bununla çok rahat sürüp günlük kullanıyorum. Öyle değil. Öyle kremleri sevmiyorum. Bu Bione şeyin, Selenes'in Claude Berry'li bu el kremine bayıldım gerçekten. Gönülden tavsiye ediyorum. Hatta şu anda da biraz yükseliyorum. Kokusunu da çok beğendim. Böyle çok, nasıl desem, böyle yoğun meyve kokusundan ziyade böyle temiz, ferah, tatlı bir kokusu var. Gerçekten böyle indirimdeydi, hatta fiyatı da uygun. Krem falan arıyorsanız bu Selenes'e bakın, yani bu Claude Berry serisine ben bayıldım. Yüz yıkama jeli de benim bunların aynısı. Bir de vücut losyonu göndermişler sevgililer gününe. Bu da yine Claude Berry'li. Vücut losyonum zaten bitmişti. The Body Shop, yok The Body Shop değil, neydi o? Ethan Body Works'ın vücut losyonlarını çok beğeniyorum ama fiyatlar uçtu gitti. Bunların hem fiyatı güzel hem kokusunu ben gerçekten beğendim. Bir de şu çok hoşuma gitti. 14 Şubat'ta hediyemizi patili dostlarımıza vermek istedik. Şöyle bir tüy tarama eldiveni, yani köpek kedi tarama eldiveni hediye etmişler. Kutunun içerisine koymuşlar. Tatlışta bir not. Buradan da teşekkür etmiş olayım. Ben böyle şeylere çok değer veriyorum. Kimden gelirse gelsin. Bazen sizler de hediye göndermek istiyorsunuz. Ben hiçbirinizi kırmıyorum zaten. Şöyle tatlış bir not yazmışlar şu şekilde kağıt. Bu kağıtları hiç atmıyorum. Hepsini biriktirdiğim bir kutum var. Bazen panoma asıyorum falan. Benim için değerli. Yine kendim Diyener'den bir tane kitap aldım. Bunu uzun zamandır merak ettiğim bir seriydi aslında. Zaman Çarkı serisinin başlangıç kitabıymış bu. Orada bütün seri vardı. 15-16 serilik bir kitapmış. Okuyanlar varsa aranızda yorum yazın lütfen. Gerçekten bütün seriyi bitirdiğimde bayağı pahalıya patlamış olacak ama bir anda bütün seriyi almak birazcık zor. Çünkü 15-16 serilik bir kitap. Bu mesela 58 lira mı neydi? Diğer kitap, bu biraz ince başlangıç kitabı, görüyor musunuz?
Diğer kitaplar kalınlaştıkça tabii fiyatları artıyor. 100 lira olan falan da vardı. Artık böyle her ay bir tanesini okurum gibi bir şey düşündüm. Ay koçum benim. Şöyle göstereyim. Kitap önerisi olsun bu da size. Bu arada Kirke'yi okumayan varsa, ben Kirke kitabı çok güzel, hala okumayan varsa tavsiye ediyorum. Sizler kitap konusunda bana bir de Cadının Yüreğini önermiştiniz, Kirke'yi beğendiysen diye. Bir daha Diyanar'a gittiğimde de Cadının Yüreğini de alacağım, onu da okuyacağım. Zaten örgü örerken de kitap dinliyorum ya da YouTube izliyorum. Yine uyumadan önce ve sabah ilk kalktığımda birazcık kitap okuyorum. Buna önem gösteriyorum açıkçası. Haber topa doğru bam 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 gideceğiz. Şimdi kazak yapacağız. Kazağı nasıl bir şey yapsak, buna karar vermemiz gerekiyor. Acaba hırka mı yapsak? Çünkü hırka da çok istiyorsunuz. Bunlarda her bir renkten 5'er tane var bende ve bunlar bayağı ince bir iplik. Nasıl başlayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece hanım dilendi modelini kullanmayı planlıyorum yani. Şöyle daha önceden bir tane başlamıştım kendimce. Bunu da bitirince paylaşacağım sizinle şu şekilde. Kazak yerine hırka yapalım diye düşünüyorum ben. Böyle hırka olsun ya. Hem bahar geliyor. Böyle delikli de bir model olacağı için tişörtlerin vesaire üzerine böyle geçiririz. Hatta tatlış vintage ceplerde yapabiliriz. Hırka yapalım. Ama yakadan başlayalım. Aynı tıpkı bunu yaptığım gibi. O şekilde hırka yapalım. Hatta hırkayı yaparken ben bu sayıları, bu hırkada şeyi tutturmak birazcık açıkçası şey oluyor. Tığ işinde şu kısmı tutturmak biraz zor oluyor. Ben bunu bir tutturmuştum. Bunu üçüncü yapışıma yaptım. Olmadı, söktüm, tekrar şey yaptım falan. Buna baz alarak da hırka yapabiliriz bence. Öyle düşünüyorum. Yuvarlak yaka mı olsa acaba? Yuvarlak yaka mı, V yaka mı? V yaka yapmaya çalışacağım. V yaka tığ işi hırka yapacağım. Evet, yapabiliriz ya. Deneyelim. Kaç numarayla örelim? Ben işte böyle yapıyorum. Size anlatamadığım şey bu aslında. İçinden çıkarabilirsem içinden çıkarayım. Siz beni zannediyorsunuz, bana yukarıdan böyle şey geliyor. İlham geliyor böyle. Bu ipi 36 ilmek başlasam 9 milimle her türlü olur. Hırkanın sayısı bu arada 36, oradan aklıma geldi. Ama bak sen bazen böyle yapıyorsun, yine bütün bağırsaklarını çıkardım ipin. Sarıyla başlayalım mesela. Yeşille mi başlasın? Yeşille başlayayım. Yeşil, pembe sarı mı? Yeşil, pembe sarı olsun, aynı. Zaten içinden çıkıyor muymuş bu? Yeşille başlayacağım. Kaç numarayla öreceğime karar vermem gerek. Çünkü ihraç fazlası iplerde etiketler rastgele yapıştırılabiliyor. Bunun öyle mi değil mi bilmiyorum açıkçası. Üstünde tığ için kaç yazıyor bakayım. 4 yazıyor ama bu kazaklık ipi olduğu için. Ya bana bunu yapma ya. Ben içinden çıkarmak istiyorum. Lütfen çık. Ya böyle yapma lütfen. Böyle yapıyorsun. Hayatta en gıcık olduğum şey şu ipin içinin şöyle çıkması ya. Gerçekten sinir oluyorum. Neyse. Sakin olalım. Çünkü bakın böyle oluyor. Ama biz biraz ördükten sonra düzeliyor da. Yine de niye oluyorsun yani böyle? Şimdi kaç milimle öreceğime de mesela karar veriyorum. 4'ü deneyeceğim. 4'ü deneyeyim. Ama bence 5'li örerim. Veya 4,5 da olabilir. Bu arada tığlarla ilgili de bana soruyorsunuz. Hazır tığ almışken. Bakın bende tülibin kırmızı, pembe, grileri de var. Şu an sepetimde kırmızı pembe olduğu için bunlar var setleri. Tülip tığların hepsi güzel. Pembesi, grisi, kırmızısı, bazıları diyor yok kırmızı daha iyi kayıyor, pembe daha iyi kayıyor. Öyle bir şey yok. Tülip, etimon hepsi güzel. Birazcık şey, nasıl diyeyim, pazarlama politikası işte. Ama süsleyip püsleyip şey yapıyorlar. Mesela klavur tığların, klavur amorsesi. Bakın bunlar mesela ucuz tığ gibi duruyor baktığınızda. Ama çok güzel kayıyorlar. Klavur tığlar da çok güzeldir bu arada. Ben klavur tığlar, ya klavur amor kullanıyorum ya da tülip etimoları kullanıyorum zaten. 4,5 da olur gibi. 5 değil de size bir şey söyleyeyim mi? 4,5 verelim bence. Ama şey, klavur amorun şu kafası biraz daha top kafa. O yüzden bir tık garipseyebiliyorsunuz tülip aslında. Çünkü tülip daha şey. Sanki 4,5 iyi gibi. Bir daha 5 de deneyeceğim. Bu çünkü bu kazaklık iplerde böyle bir şey olduğu için böyle dökümlü de olsun, şey olmasın. 5 ile yapmaya karar verdim şu anda. Kaç zincir çekeceğim falan bilmiyorum. Bakalım hadi başlıyoruz hırkaya. Bugün günlerden cuma ve saat tam öğlen 1.30. Ben şimdi buna başlıyorum. Bakın. Bence oldu. Şöyle bir başlangıç yaptım. Misal. Şöyle.
Şunu da merkezde. Bakın şöyle. Bu tabii omuza oturacak. Şöyle V yaka gelmesini istiyorum. Bence olduğu gibi. İlk defa böyle bir şey deniyorum. Çünkü bakın şöyle bildiğimiz hanımdilendi modelini uyguluyorum. Bu üç rengi böyle sıra sıra koyacağım. Canlı canlı. Hırka yapmak, aslında kazak yapayım diyordum. Ama sonra hırka yapalım dedim. Çünkü şişle hırka yaptık dedim. Bir de tığışı hırka yapmayı deneyeyim. Çünkü bu istediğim gibi olursa parça ipleri değerlendirmek için de çok güzel bir hırka modeli olur. Yani böyle elinizde tek tük kalan parça ipleri karıştırıp böyle çılgın bir hırka da yapabilirsiniz. İlla iplerin aynı olmasına gerek yok. Tüylü ip biraz kalınlıklarını dengelersiniz. Mesela ince ipleri iki kat yaparsınız. İki tane farklı renk ince ipi karıştırırsınız falan. Öyle şeyler olabilir. Bence güzel olacak, çılgın bir hırka olacak. Belki üzerine süsleriz, güzel cepler hayal ettim falan. Hadi bakalım birazcık öreyim. Şimdi ben bunu çay koydum bu arada. Dediğim gibi ben üşüyorum. Ellerimi hassasmıyor. Aa bu arada gördünüz saçımı kestirdim. Instagram'dan takip edenler gördü mü? Bir göstereyim size. Şu an modeli bozuldu. Dün kestirdim ve saçım dün kestirdiğimde çok daha böyle dalgalı bir fönü vardı. Bu arada bir tane vakmaşa, böyle su dalgası yapan maşalar var ya, onlardan bir tane gözüme kestirdim. Fiyatı da diğer Babyliss'lere falan göre bayağı ucuz, uygun fiyatlı. Onu almayı planlıyorum böyle. Şu an tabii saçım şey, ertesi gün oldu. Bugün saçımı yıkamadım. Dün kuaförden sonra tekrar yıkamadım. Ama gerçekten çok beğendim. Şöyle önüme böyle küçük perçemler de koydum. Aslında ben kakül de istemiştim. Böyle kakül denemeyi çok istemiştim. Kuaför alnın geniş olduğu için kakül yakışabilir ama saçların çok az olduğu için ve beyaz tenli olduğun için hani sanki burası kelmiş gibi görüntü olur dedi. O yüzden kakül tavsiye etmiyorum dedi. Bu arada DS kuaföre gidiyorum. Arap suyundaki şubesine. Deniz Bey kesiyor saçımı. Hep ona gidiyorum ve ben gayet memnunum. Bakın şöyle perçemler kestik biz de. Böyle bakalım. Şimdilik memnunum. Yani şimdilik memnunum ne yani? Gerçekten memnunum. Kestirdiğim için pişman olmadım. Kestirme diyenleriniz vardı ama saçlarım çok yıpranmıştı. Pandemi döneminde de kuaförlerden korktuğum için hani kapatıldı falan zaten bir sürü bir şeyler. Öyle olunca da gidememiştim. Saçlarım çok bakımsızdı ve şekil almıyordu ki ben saçlarıma şekil vermeyi çok seviyorum. O yüzden böyle bir kestirdim. Yaza böyle dalgalı fresh fresh. Bir de o maşayı alırsam beni sürekli dalgalı görürsünüz. Muhtemelen. Maşayı merak edenler için linkini aşağı koyayım. Muhtemelen alacağım o maşayı. Öyle işte. Şimdi YouTube'dan bakalım bir videolar açayım. Sesli kitap olarak şu zaman çarkını bulamadım. Oradan bir başlarım, devam edeyim dedim ama. Şöyle bir şey yapıyorum aslında. Sesli kitap, örgülerken sesli kitap dinliyorum dedim ya. Sesli kitap olarak başka bir kitap dinliyorum. Sabah akşam kendim şahsen okuduğumda da başka bir kitap okuyorum. Böylece iki kitabı aynı anda okuyor oluyorum. Bayağı iyi oluyor. Bence renk uyumu da bu ipin bayağı güzel oldu. İhraç fazlası iplerin hem fiyatları uygun oluyor. Antalya Yavuzlar İplik'ten almıştım bunları da. Hem de yani bütçenizi sarsmadan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bazılarınız şey zannediyormuş. Bunu daha önce hala öyle zannedenler varsa ihraç fazlası ipler defolu değil. Yani mesela şey gibi düşünmeyin. Atıyorum pazarlarda Zara'nın, Oysho'nun kıyafetlerini buluyorsunuz. Ya etiketi yanlış oluyor ya küçük bir yanlış dikim oluyor vesaire, çok daha ucuza satılıyor ya. Mesela bizim pazarda var Zara kot pantolonlar, Levi's kot pantolonlar falan var. Pull&Bear falan da var yani. Mağazada 300 lira, pazarda 50-60 lira mesela. Ama onlarda mesela küçük defolar olabiliyor. Dikkatli almak gerekiyor. İpler öyle değil. Yurt dışında bir firma için ipler üretiyor. Bizim firmalar mesela atıyorum. Fazla üretmişler. O fazla olanları kiloluk olarak tuhafiyelere satıyorlar. Tuhafiyeler de bunları kiloyla insanlara satıyorlar. Yani ihraç fazlası ipler yumak hesabı değil. Siz beğendiklerinizi aldığında kaç kilo tutarsa, kaç gram tutarsa artık o şekilde fiyatı hesaplanıyor. Ben ihraç fazlası ipleri seviyorum açıkçası. Hep de kullanıyorum. Böyle Antalya'da olanlar için artık Yavuzlar İpliğe gidebilirsiniz. Bakın. Ya rengi çok tatlı oldu bence. Çok enerjik bir hırka olacak. Hadi bakalım ben bunu biraz büyüteyim. Ben geldim. Tekrar size şöyle bir göstereyim istedim. Bence olacak gibi. Renk uzakta çok güzel gözüküyor değil mi? Bence olacak gibi. Öyle düşünüyorum. Şöyle
V yakayı bu kısımda bitirmeyi planlıyorum. Artık sadece buradan ekleme yapmayıp sadece kollardan bedenim olana kadar yapacağım. Bence renkli renkli bayağı güzel oldu. İlk defa deniyorum. Şansıma hiç sökmedim. Daha önce başladığım kazağı baz alarak bir de şiş örgüsüne burada da artırma yapmıştık. Zaten tığışı bilenler bu hanım dilendi olayında da nasıl artırma yapacağını bildiği için. Yani bana nasıl yapıyorsunuz diyorsunuz ya, tecrübeyle alakalı. Mesela harfleri bilirsen gördüğün her yazıyı okursun gibi bir şey. Ama tabii bunun örgü versiyonu. Ben açıkçası öyle bir mantık yürüterek şöyle yaptım. Zaten buralara lastik yapacağız en sonunda. Kısa mı yapsam uzun mu onu bilemiyorum ama şimdi buralara artırma yapmayacağım. Bu kadar yeter. Şu kısma böyle artırmasını yapacağım. Bence bayağı tatlış oldu. Kaç günde biter bilmiyorum ama bayağı ördüm. Bakın göstereyim. Bu saat şu an 1.30'da başlamıştım. Saat 5'e geliyor. Bayağı ördüm. Birer yumak henüz hala bitmedi. Şimdi acıktığım için Lucy sana vermeyeceğim. Lucy'nin bütün yemeklerinde gözü var ya. Görün. Şöyle göstermek istiyorsa bakar mısın? Burada. Neyse şöyle tabağımı göstereyim. Bu emaye kaselerim de her gördüğünüzde soruyorsunuz. Bunlar anneannemin kaseleri. Ben bu tarz vintage şeyleri çok sevdiğim için bu kaseleri evden alıp buraya getirdim. Annem kullanmıyordu. Dedim ben kullanabilir miyim? Kullanabilirsin dedi. Al götür dedi. Ben de aldım getirdim. Havuç rendeledim. Sonra ben kırmızı lahanayı şöyle limonla, sirkeyle, tuzla ovalayıp şöyle kavanozda bekletiyorsunuz da bir turşu gibi bir şey oluyor ya. Ondan yapmıştım dolapta. Dün keşfettim bu şeyi, salatayı. Havuç turp salatası yapacaktım. Turpum yokmuş. Havuç vardı. Sonra dolapta bunu gördüm. Aa ben böyle bir şey yapmıştım dedim. Şunu havucu rendeledim kısaca. Şu kırmızı lahanadan içine attım turşusundan. Çok azıcık tuz atıyorum. Çünkü zaten bu kırmızı lahana turşusu tuzlu. Çok az limon, zeytinyağı onu karıştırıyorum. Üzerine geçen gün markette 20 liraya bir paket şöyle küp küp yürü kolunun mozzarella peyniri diye bir şeyini gördüm. Çok küçük küpler halde doğranmış. Bu aralar buna takmış durumdayım. Bakın bayağı küçük bir küp. Bunu her şeyin üzerine döküyorum. Bayağı 3-4 gün oldu. Paket kaç gram bilmiyorum ama çok büyük değil. Ama 20 lira yine de şey alınabilir bir fiyat. Ben böyle peynir çok sevdiğim için. Salataya böyle biraz serpiyorum. Hem süs oluyor hem değişik bir tat oluyor. Yumurta yapıyorum sabah, ona serpiyorum birazcık falan. Böyle güzel oluyor. Bu havuçlu salatadan yaptım. Dün akşam mercimek köftesi yapmıştım. Bir bardak koysam da o kadar ayarlamaya çalışıyorum bir bardak koyup az yapayım diye. Ama yine çok olmuştu. Bitiremedim doğal olarak. Mercimek köftem var. Mercimek köftesinin içerisine de marulla taze soğan koymadım. Sadece kuru soğan ve maydanozum vardı. Onları attım. Yani evde ne varsa onunla mercimek köftesi yaptım. Sana da vermeyeceğim tartın. Bu kase benim öğlen yemeğim. Bitirip bitiremeyeceğim bilmiyorum. Salata muhtemelen bitmez ama köftelerimi bitirmeye çalışacağım. Çünkü mercimek büyük bir protein kaynağı bildiğiniz üzere. Bunu yedikten sonra çayım da var. Bu arada her şeyle çay içebilirim. Yemekle, kahvaltıyla, tatlıyla her şeyle çay içebilirim gerçekten. Şimdi bunu yiyeceğim. YouTube'da takılıyorum. Öyle ona sormaya devam edeceğiz. Hırkayı bayağı büyüttüm. Bakın bu kısmı göstermek istiyorum bu bölümde. Yani bu arada böyle bir girmek istedim. Çünkü mantığını anlamanız gerekiyor. Bakın şurası ekleme yaptığım yer. Yine şiş örgüsünde olduğu gibi şurada belli oluyor. Yine aynı şekilde arkada da ekleme yaptığım yer var. Burayı şu şekilde tuttuğumda, bakın bu bir V yaka şöyle yine aynı şekilde. Şöyle tuttuğumda kolumun rahat girip çıkması lazım. Bence bu kol benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın bayağı kolum rahat sığıyor. Şöyle göstereyim. Beni sıkıştırmayacak bu şekilde. Çok bol bir kol da olsun istemiyorum. Ama siz eğer daha bol bir kol olsun istiyorsanız burayı artırmaya devam edebilirsiniz. Yani yine şiş örgüsü hırkada olduğu gibi bunun bedenini siz belirleyeceksiniz. Bu şekilde tutuyorum. Tığış olduğu için mesela çok daha kolay bu şekilde tutması. Herkesin yapabileceği bir model. Yine burada da arkayı tutuyorum bu şekilde. Şu iki uç kol altınızdan birleşecek ve kolunuz rahat giriyorsa hırka yeterli uzunluğa gelmiştir demek oluyor. Şimdi buraları birleştireceğiz ve sadece gövdesini aşağı doğru örmeye devam edeceğiz. Kaçıncı günde şu an gerçekten hiç bilmiyorum. Çünkü bu hırka elimde bir haftadır bayağı sürüklendi. Şu hırkayı bayağı güzel oldu yalnız onu söyleyeyim. Hatta giyip göstereceğim bir saniye. Ön tarafını iki kere söktüm. Üçüncüde oturttum.
biraz fazla geniş yapmışım. Şu ön lastiğinden bahsediyorum. Daha ön lastiğini biraz daha büyüteceğim. Bakın şu şekilde. Çok tatlı bir hırka oldu. Kol lastiği bu şekilde oldu. Bir tek kolu kaldı. Bu kolda bitince hırkamız bitmiş olacak. Bugün pazartesi. Ben buna geçen hafta cumartesi mi başlamıştım? Tam hatırlamıyorum. Biraz elimde fazla oyalandı ama tatlı, baharlık tatlı bir hırka oldu. Parça iplerinizi de değerlendirebileceğiz. O yüzden çok çok sevdim. Hatta iplerim artarsa belki belgeye de küçük bir tane yaparım. Bakın gerçekten güzel oldu yani. Şöyle kol lastiğini falan göstereyim. Bakın şöyle. Tabii ki de beğenirseniz tarifini her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağım ayrı bir videoda. Bu örgü sohbet videosu gibi. Hani şey olarak düşünmeyin. Hırka tarif olarak düşünmeyin. Bu tığ işi hırka challenge, tığ işi hırka örmeyi denedim gibisinden bir video. Çünkü bildiğiniz üzere ben size ne anlatıyorsam hepsini kendim deneyerek eğer olursa sizinle de paylaşıyorum. Herhangi bir yerden tarif bakarak yapmadığım için, kendi deneyimlerime dayanarak bir şeyler ördüğüm için bu örme sürecini de sizinle paylaşıyorum artık. Bence böyle çok samimi, hani nasıl ördüğümü de görüyorsunuz falan, güzel oluyor. Bu arada bir tane daha çok güzel çanta yapıyorum. Onu paylaşacağım. Bir de şey almıştım. Instagram'dan takip edenler biliyor. Knit Pro'nun 15 milim şişleri varmış. Ben bunların varlığından haberdar değildim açıkçası. Bende sabit misinalı bir tane 15 milim şiş vardı. Addin'indi galiba. Ama borusu yani misinası boru şeklindeydi ve ben o şekilde olanlarla rahat edemiyorum. Bunlar benim evdeki şiş setimin misinalarıyla uyumlu. Zaten hepsi Knit Pro olduğu için şişlerimin birbiriyle uyumlu ve bunları çok rahat kullanabileceğim. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bunları aldım. Çok ucuz değildi açıkçası ama bu benim sürekli örüyorum ve artık bir nevi sizinle de paylaşıyorum. İşim gibi de oldu. O yüzden bunlara ihtiyacım vardı. Bunlardan aldım. Bugün geldi daha. Pazartesi ya bugün. Sabah geldi işte. Bir tane şöyle örgü çantası aldım. Üzerinde kedi var. Böyle Knit Pro yazıyor. Bunu da hem bu kedi ve şey tabii ki beni tavladı. Fiyatı da ucuzdu. Ortasında da küçük bir çıt çıt var. Hani böyle örgünüzü içine koyup parka falan giderken böyle takıp gidebilirsiniz. O yüzden hoşuma gitti. Bunu aldım. Dışı da su geçirmez. Plastik olduğu için. Bir de Gazal'ın mohair ipini çok merak ediyordum. Bir yumak aldım ondan da denemek için. Malum bunlar çok ucuz değiller açıkçası. Zaten ucuz ip yok da. Hani bu yumağı mesela benim aldığım yerde bu 27,5 TL'ydi. Ama çoğu yerde 37 diyen de var. O yüzden bu tarz ipler alacaksanız eğer mutlaka başka tuhafiyelerden de fiyat alın. Hani 27 lira ile 37 lira arası da kusura bakmayın ama 10 lira fark var yani. Kimse de enayi değil. Orada da algı fiyatı satılırken aynı ip 37 lirada verilmez. O yüzden size tavsiyem bir ip almadan önce birkaç tane tuhafiyeden ve internetten hani Google'a ismini yazın ipin, alışveriş sekmesine tıklayın ve fiyatlara falan bakın. Gerçekten öyle yapın yani. Bir de size şey videosu ben de çok istiyorsunuz. Son zamanlarda denemediği bir sürü yeni ipler çıktı. O yüzden yeni ipleri denediğim bir video paylaşmayı planlıyorum. Bu da onların içerisinde olacak. Öyle ipler biriktiriyorum. Hiç denemediğim iplerden sipariş veriyorum. Kendim paramla satın alıyorum bu arada. Sipariş verip böyle farklı ipler, mohair ipler, ne bileyim böyle tüylü ipler, başka ipler falan gibi onlardan birer tane alıp onları denediğim, size işte bununla şu yapılır, bu yapılır gibi bir videoda paylaşmayı planlıyorum. Hepsi bu kadar işte. Evet, annemle görüntülü konuşuyoruz. Anne bye bye. Evet, geliyorum. Hazır mısınız? Bakın. Ay şu an düzeltmeden de konuştum neyse. Bakın çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu bence. Bayağı güzel oldu. Buraya da böyle smiley surat olan bir tane büyük bir cep koymayı planlıyorum. Bu sefer cepli bir hırka olsun istiyorum. Bakın beğenmezsem sökerim cepi. Çok dönem değil. Ama bence hırka çok güzel oldu. Şimdi şu kolu kaldı. Bu kolunu yaptım mı? Hırka challenge'ın sonuna geleceğiz. Bence güzel oldu. Şu ön tarafını bir iki kere sökmek zorunda kaldım ama değdi bence. Ne dersiniz? Ben gerçekten beğendim. Tığ işi hırka. Bir de güzel tarafı dediğim gibi bütün parça iplerinizi böyle rengarenk yapabilirsiniz. Ay, hadi şimdi ben şu kolunu öreyim. Evet. Bakar mısınız? Çok tatlı olmadı mı sizce de? Ben bayıldım.
Şu an alt kısmını falan görebiliyorsunuz. Bildiğiniz normal bir hırka oldu. Bakın. Bence çok güzel oldu. Ya ilk defa bu tarz hırka denedim. Yani bu tarz derken tığ işiyle yakadan başlamalı hırka denedim. Ve gerçekten çok içime sindi. Sadece bu ön tarafın trabzanını yaparken dediğim gibi iki kere bir söktüm. Çünkü çok geniş oldu. Bir çok sıkı oldu falan. Ama şu an bence tam bir bahar hırkası. Aklımdaki kombin gerçekten çok güzel olacak. O yüzden sabırsızlıkla pantolonumu da bekliyorum. Sizce cep yapayım mı yapmayayım mı? Onda kararsızım. Şimdi bir cep yapıp deneyeceğim. Bakalım yapıp yapmadığımı da artık Instagram'da görürsünüz. Çünkü hırka çalışı videosu burada bitti. Bu hırkayı, tatlı hırkayı siz de yapmak isterseniz, eğer size de anlatayım isterseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara hırka isteriz, hırka isteriz falan diyebilirsiniz. Gerçekten içime sinen bir tarif oldu. Bunu ben 5 milim tığa göre yaptım. Her zaman diyorum kaç milim tığla örerseniz nasıl olacağını bilmiyorum. Çünkü ben elimdeki malzemeye göre yapıyorum. O yüzden nor ipi standart kalınlıkta bir iplik. Zaten hırkanın detaylı tarifini paylaştığım tarif videosunda hırkayla ilgili detayları vereceğim. Bu bir örgü sohbet videosuydu. Size daha çok bir tarifi oluşturma aşamasında neler yaşadığımı gösteren bir vlogtu. Öyle söyleyeyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Hırka tarifi istiyoruz diyenler like tuşu ve yorumlarda buluşalım. Ben şimdi hırkamın şu içindeki iplerini temizleyeceğim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hadi bye.